Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ehliyet sınavı hazırlık ve çalışma sorularında. Kasım Aralık sorularını çözüyoruz. 66 tane banko sorusu çözeceğiz. Önemli yerlerden bahsedeceğim. Açıklamalı bir şekilde gideceğiz. Yapacağımız açıklamalar sizlerin sınavlarınızda işinize yarayacak açıklamalar olacaktır. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve işinize yararsa da beğen butonuna basmayı unutmayın. Hemen başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? Radyatör, vantilatör, alternatör, endüksiyon bobini. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı endüksiyon bobini olacaktır. Şimdi ateşleme sistemi parçalarını sınavda sorarlar. Kısaca bir hatırla. Endüksiyon bobini, akümülatör, buji, kontak anahtarı, distribütör gibi. Endüksiyon bobini deyince akünün 12 voltluk akımı yani 15.000-25.000 volta çıkartır. İyi bir yanma için de gereklidir. Geldik 2'ye. Bunların şıklarını söyleyeceğim. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğerlerini de hemen hatırla. A şıkkı girişi olmayan yol. Ceyhan, motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yol. Denizli'de bisiklet kiremez anlamındadır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? Hız sınırlarını aşmaları, kurallara uygun davranmaları, belirli aralıklarla mola vermeleri, araç kullanırken dikkatli olmaları. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Hız sınırlarını aşmaları trafik kazalarına yol açacaktır, değil mi? Hadi bakalım, dördüncü sorumuzdayız. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik, girişim, ilk yardım, yöntem. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı ilk yardım olacak, değil mi? Sağlık, kaza sonrası sağlık sorunlarını en aza indirmeye amaçlıyor. Hadi bakalım. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omzuna, kırık boşluğuna, omurgasına. Bilinç durumunu kontrol ediyorsun. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ayak tabanına. Bebeğin topuğuna hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edilir. Solunum yolunun açılması için bebeğe hangi pozisyon verilir de? Baş çene pozisyonu verilir. Yani bebeğin başı hafifçe itilirdi arkadaşlar. Bu da dipnot olsun. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? Doku, hücre, gövde, sistem. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı sistem olacaktır. Şimdi insan yapısında hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemi oluştururdu. Geldik 7. sorumuza. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza hangisinde olabilir? Alternatörde, marş motorunda, far ampullerinde, fan motorunda. Muhtemel arıza A şıkkı alternatörde olabilir arkadaşlar. 8'deyiz. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Burada iki tane şık var, karıştırıyorsunuz. Gabari, azami toplam ağırlık, taşıma sınırı, yüklü ağırlık. Şimdi şaşırtmacalı sorulardan bir tanesi de budur. Yük ağırlık kelimesini görünce hemen gidiyorsun gabariye işaretliyorsun. Aman diyeyim, dikkat et. Bak, gabari neydi? Uzunluk, genişlik, yükseklik kelimelerini arayacaktın değil mi sen gabaride? Ama cevabımız ne? Ceyhan şıkkı taşıma sınırı yani kapasite. 9. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi motor parçaların ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? Cam suyu, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı motor soğutma suyu olacaktır arkadaşlar. Bak ne diyor? Aşırı ısınmasına önler diyor, tamam mı? Buradan cevabı bulmaya çalış. Uzun bir soru, dikkatli okuyalım. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Trafik ortamında bazen halk kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Hangisine ait? Sabırsızlık, saldırganlık, tahammülsüzlük, feragat ve fedakarlık.
Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli şıkkı feragat ve fedakarlık olacaktır. Şimdi feragat fedakarlık dedik değil mi? Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararından vazgeçme ya da kendi isteğiyle vazgeçme özveri anlamında olacaktır arkadaşlar. Feragat ve fedakarlık dendiği zaman. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? Taşıt, tren, ulaşım, taşıma. Doğru olan cevabımız A şıkkı taşıt olacaktır değil mi? Bak zaten burada söylüyor sana. 12. sorumuzdayız. Bazı sorularda soruların içerisinde cevabı vardır arkadaşlar. Sadece dikkatli okumanız yeterli. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir? B sınıfı, C sınıfı, G sınıfı, D sınıfı. Arkadaşlar doğru olan cevabımız C şıkkı yani G sınıfı olacaktır. Şimdi G sınıfı deyince iş makinesi biliyoruz. Yaşını sorar mı? Sorar. 18'de. Süresi kaç yıldı? 10 yıldı. Birazdan bu G sınıfları ile alakalı bir soru daha çözeceğiz. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? Karbüratör, hava filtresi, emme subabı, emme manifoldu. Arkadaşlar zaten ne diyor? Bak hava içerisindeki diyor. Soruda cevap gizli aslında. Hava içerisinde toz kum zerrelerini hava filtresi temizleyecektir. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. 14. sorumuzdayız. Yine uzun bir soru. Dikkatli okumakta fayda var. Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar diyor. Bak sorunlara. Park probleminin artması, çevrenin bozulması ve kirlilik, yakıt tüketimin artması ve israf, aracın yıpranması ve ömrün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası. Hangisine daha fazla yol açar? Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçların tercih edilmesi. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bak şimdi özel araca olan yola çıkarsa ne olur? Park problemi artar değil mi? Kirlilik, israf, yıpranma, azalma ve trafiğin yoğunlaşması yani kargaşaya neden olacaktır Bursa şıkkı. Diğer sorumuzdayız. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? Kalp krizi, kalp masajı, kalp spazmı, göğüs ağrısı. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? Kalp masajı olacaktır. Kalbin yeniden çalışması için. 16'dayız. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerle ifade edilir? Bencillik, inatlaşmak, diğer gamlık sorumsuzluk. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı diğer gamlık olacaktır. Şimdi bunu bana soruyorsunuz. Hemen kısaca açıklayayım. Diğer gamlılık deyince özgecilik ve saf yardım etme güdüsüdür. Yani yardım etme davranışıdır unutmayalım. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç kilometre hızla gitmelidir? Giremez 40-50-60. Arkadaşlar bak şaşırtmacalı bir soru. Motosikletlerin otoyolda ne işi var? Giremez hocam diyenler var. Hadi o zaman gel işaretleyelim. A şıkkı diyelim. 18'deyiz. Karayolları trafik kanununa göre C1, C1'e C, C, D1, D1'e D ve D sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 2, 5, 7, 10. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı 5 olacaktır. Bak 5 yıl geçerli. Gel şimdi şöyle bir aşağıya inelim. Bak şimdi gördün mü? Burada 2 tane soru var. Birinde 5 yıl geçerli, birinde 10 yıl geçerli. Şimdi bunu hemen bir ekran görüntüsü al yanında bulsun. Sınavda karşına çıktığın zaman karıştırma bunları, tamam mı? Aldıysan diğer sorumuza geçiyorum. Görsel bir soru. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bak devamlı çizgi diyor. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı, diğer şeride geçilemeyeceği, öndeki aracın geçilebileceği, iki yönlü karayolu olduğu.
Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı. Öndeki aracın geçilebileceği diyor. Devamlı çizgi olduğu zaman öndeki araç geçilmez. Kesikli çizgi olduğu zaman geçilirdi. Diğer sorumuzdayız. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu hangisidir? Şok, tıkanma, kalp durması, soluk durması. Bak, beyne yeterli miktarda kan gitmeme, yaşamsal işlevlerin azalması, yani doğru olan cevabımız A şıkkı, şok olacaktır arkadaşlar. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem hangisidir? Anahtar kelime var, söyleyeceğim onu. Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Bak, ne diyor sana? Gerekliler vücutta tutulur, zararlılar atılır. Gördün mü? O zaman ne diyeceksin? Hiç düşünmüyorsun, gidiyorsun Ceyhan şıkkını, boşaltım sistemini işaretliyorsun. 22'deyiz. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? Yakıt, zaman, tamam mı? Harita ve kriko, yolcu ve yük, reflektör, yangın tüpü. Şimdi yanınızda bir harita ve kriko varsa hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edersiniz. Doğru olan cevabımız gelişte burası A şıkkı olacaktır. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı, 15-20 dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir. 24. sorumuzdayız. Bunlar birebir ehliyet sınavına çıkmış olan sınav soruları arkadaşlar. Sonuna kadar mutlaka çözelim. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? Yağ seviyesine, antifriz seviyesine, hidrolik seviyesine, elektrolit seviyesine. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı. Elektrolit seviyesine dikkat edilir, değil mi? Şöyle Denizli yazayım. 25'teyiz. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? Bu soru inanılmaz çok çıkıyor arkadaşlar. Yakıt filtresi, endüksiyon bobini, marş motor, termostat. Zaten sorunun içerisinde cevabı var, değil mi? Yakıt sistemi diyor sana. Gel bak, burası işte. Doğru cevap A şıkkı olacaktır. Biraz hızlı gidiyorum, video uzun olmasın, siz de sıkılmayın diye. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? Motor yağı, araç lastiği, fren hidroliği, akü elektroliti. Arkadaşlar motor yağı sürtünmeyi azaltıyor. Sürtünme azalırsa parçaların da ömrü uzayacaktır, değil mi? O zaman ne diyoruz? Doğru cevabımız A şıkkı, motor yağı olacaktır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir? Bir bakalım hangisi değil. Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak, direksiyon ile veya yönü izlemek, frenleme performansını azaltmak, titreşimleri azaltmak. Ceyhan şıkkına dikkat et. Frenleme performansını azaltmak diyor. Ne diyoruz? Yanlışsın diyoruz Ceyhan şıkkına. 28'deyiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir? Aracın hızının fazla olması, avans ayarının bozuk olması, debriyaj balatasının aşınmış olması, direksiyon kutusunun arızalı olması. Arkadaşlar bir yerde aşınma vardır. Nerede? Debriyaj balatasında, değil mi? Debriyaj balatasının aşınmış olması debriyajın kaçırma sebebidir. Ceyhan şıkkı. 29'dayız. Bunları da söyleyelim, açıklayalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru olan cevabımız hangisi? Ceyhan şıkkı olacak. Bak ya hocam, ben hiçbir şey bilmiyorum, gabarini bilmiyorum diyorsan, ne diyor sana? Bak, yükseklik diyor. Nerede yükseklik var? Bak işte bunlar sana yüksekliği gösteriyor, değil mi? Hani hiçbir şey bilmiyorsan bu şekilde cevabı bulmaya çalış. A şıkkı, dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Bursa, genişliği 2,30 metreden fazla olan taşıt giremez. Denizli'de uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez anlamında. Bunların hepsi de birer sınav sorusu. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması, araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, klimanın yeteri kadar serinletmemesi, araç yakıtının azalması. Arkadaşlar, araçtan yanık kablo kokusu geldiği zaman sen ne yapacaksın? Aracını kurallara uygun olarak durduracaksın ve kontağı kapatacaksın. 31. sorumuzdayız. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yaya geçidini kullanması, alt ve üst geçitleri kullanması, en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi, önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi. Ne yarıyorsun? Yanlış olanı. Hangisi yanlış? Denizli şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Bu arada video işinize yarıyorsa bir beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? 40, 60, 80, 100. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. 100 olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi biraz hızlı gidiyorum. Hani video çok uzun olmasın. 66 tane soru neticede. Sonra dislike atıyorsunuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bak, kolay bir soru. Yol var, ileri mecburi yön. Girişe olmayan yol taşı trafiğine kapalı yol. Hangisi A şıkkı değil mi arkadaşlar? Yol var olacaktır. Araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? El freni çekilir, el freni bırakılır, debriyaja basılır, vites boşa alınır. Ne yapıyorsun? Sen aracın lastiğini değiştiriyorsun. Yani A şıkkı. El frenini çekeceksin, aracı bir sabitleyeceksin kriko ile kaldırma durumunda. 35. sorumuzdayız. Motorda yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Motor çok soğur, motor yakıtına yağ karışır. Motor aşırı ısınarak zarar görür, motor suyuna yağ karışır. Hangisi olacak? Ceyhan şıkkı değil mi? Motor aşırı ısınarak zarar görecektir. 36'dayız. Bir görsel soru. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Güneyde olan arıyorsun. Uşak, Sivas, Trabzon, Konya. Var mı aranızda Konyalı? Konyalı varsa bir beğeni butonuna bassın. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı. Konya daha güneydedir. 37'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? Çıkan bölge üzerine masaj yapmak, çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak, çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak, çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasını arıyorsun. Yani hareketsizlik değil mi? Bak, bu senin anahtar kelimen. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek, yani Denizli şıkkı. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Birinci derece yanı olan, solunum zorluğu çeken, ayağında çıkık olan, ölmüş olan. Arkadaşlar, doğru olan cevabımız Bursa şıkkı. Solunum zorluğu çeken olacaktır değil mi? Onun bir hayat tehlikesi var ama diğerlerinin hayat tehlikesi yok. Denizli şıkkı da zaten vefat etmiş. 39'dayız. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organı adı nedir? Shaft-Axe volan kavramı. Doğru olan cevabımız A şıkkı, şart olacaktır arkadaşlarım. Hadi bakalım, 40. sorumuzdayız. Marş yapılına gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem hangisi olabilir? Yakıt bitmiştir, batarya zayıflamıştır, lastik basınçları düşüktür, motor yağ seviyesi azalmıştır. Bak, marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş dönmüyor. Yani batarya zayıflamıştır değil mi? Bursa şıkkı olacaktır. 41'deyiz. Bunu biraz açıklayacağız. Yaralı sedyeli ambulansa bindirilirken
Yönü nasıl olmalı? Baş kısmı önde olacak şekilde, ayaklar önde olacak şekilde. Yaranın isteğine göre, yaranın çeşidine göre. Arkadaşlar, doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Burada senin dikkat etmen gereken bak işte bu. Ambulansa bindiriliyor mu, ambulansa mı gidiyor? Buraya dikkat edeceksin. Yaralı sedyeli ambulansa bindirilirken yönü baş kısmı önde olacak şekilde bindirilir. Ambulansa götürülürken de ayakları önde olacak şekilde. Yani hasta gittiği yönü görmelidir arkadaşlar. Ambulansa bindirilir. Bize bunu sorduğuna göre cevap A diyoruz. 42'deyiz. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek, kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek, kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. İlk yardımcının temel hedefi ne olacak? Yine bak burada sanatlar kelimen hareketsiz, tamam mı? A şıkkı. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek olacaktır. Görsel bir soru, şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gör bir numaralı aracı. Gördüysen okuyorum. Birincisi, geçiş kurallarına uydu. 2. Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı. 3. Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçti. Hangileri söylenir? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Şimdi hangisi söylenebilir? Bak karşı yönden bir tane araç geliyor değil mi? Onun hızını dikkate almadan sola mı yapıyor bir numaralı araç? Ve geçilen araçta da yeterince uzaklaşmadan sağ şeride giriyor. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Motor alıştırma periyodu olarak adlandırılan rodaj döneminde yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir? 1. Tam gazdan kaçınmak. 2. Ani hızlanmalardan kaçınmak. 3. Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak. Şıkları okuyorum. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Hangisine dikkat edecek Denizli şık arkadaşlar? Bunların hepsine dikkat etmelidir. 45. sorumuzdayız. Toplamda 66 tane soru çözeceğiz. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? Gabari, geçiş hakkı, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Şimdi senin anahtar kelimen görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmama durumu. Bunu gördün. Geçiş üstünlüğü diyeceksin. Mesela ambulans gibi. Görev sırasındaki ambulans kırmızı ışıkta durmak zorunda değildir, değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyor zaten soruda da. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı geçiş üstünlüğü olacaktır. Diğerindeyiz. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? Motorine, hidrolik yağına, soğutma suyuna, yağlama yağına. Bak bir önceki soru çözümünde motor sorularını çözmüştük. Orada açıklamış olabilirim. Ceyhan şıkkı soğutma suyuna depoluk edecektir arkadaşlar. 47. sorumuzdayız. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır diyor. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Sürücü nasıl davranmalı? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli şıkkı. Ne diyor sana? Bak kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiş aralıklarla. Yani durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı. 48'deyiz. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Yasak olanı arıyorsun. İşaret vermeden şerit değiştirmesi, aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi, gidişe ayrılan en sol şeride geçiş amaçlı olarak kullanması, şerit değiştirmeden önce
gireceği şeritteki araçların güvenlik geçişlerini beklemesi. Hangisi yasaktır arkadaşlar? İşaret vermeden şerit değiştirmesi. Yani sollama yapıyor ama sinyalleri yakmıyor. Hani bu şekilde düşün. Yasaktır. Geldik 49. sorumuza. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? Yağ, asit, antifriz, saf su. Hangisi olacak? Ceyhan şıkkı antifriz olacaktır arkadaşlar. Donma, antifriz. Tamam mı? Bu ikisi birer kardeş gibidir diyeyim ben size. Geldik 50. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? Trafik işaretlerinin hasar görmesi, karayollarının zamandan önce yıpranması, trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması, yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı. Ne diyor? Bak, trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması, trafik kazanların ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir arkadaşlar. Ceyhan şıkkı olacaktır. Kaçtayız? 51'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Bu damarlardan kısaca bahsedeceğim çünkü önemli. Kesik kesik akan bir kanama olması, kalp atımları ile uyumlu olarak akması, koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması, parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Şimdi beni dikkatli dinle. Toplar damar, tamam mı? Koyu kırmızı sürekli akar. Atar damar fışkırarak kesik kesik akar. Kılcal damar böyle kıl gibi hani bu şekilde sızıntı biçiminde akar. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı. Geldik 52'ye. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? Birincisi damar ve sinir sıkışmasına. 2. Çıkığın sık sık tekrar etmesine. 3. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Şıklar okuyorum yalnız 1. 1 ve 2. 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Diğer sorumuza geçiyorum. Kalp durmasının en önemli göstergesi hangisidir? Solunum güç olması, vücutta morarma olması, nabız atımlarının olmaması, kazazedenin bilincini kaybetmesi. Bak, kalbi durmuş. Yani nabız atımlarının olmamasıdır, değil mi? Ceyhan şıkkı en önemli göstergesidir arkadaşlar. 54'teyiz. Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi hangisi olabilir? Jigle çekilidir, el freni çekilidir, motor yağı eksiktir, lastik havası fazladır. Bak, araç sana diyor ki beni bırak diyor. Ya bırak da gideyim diyor. Yani el freni çekil, el freni indir de bırak gideyim diyor sana. Bursa şıkkı, bak zorluyorsun arabayı. 55'teyiz. Bir görsel soru. Şekildeki karayolu bölümünde yol çizgileri sürücülere neyi bildirir? Yol çizgilerine bak, onlar bize neyi bildiriyor? Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini, devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini, kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini, devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı, kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini bize bildirir arkadaşlar. Devamlı çizgi tarafındakiler de geçemez. 56'dayız. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, motora ilk hareketi vermek, araca ilk hareketi vermek, aküyü şarj etmek. Marş motorunun görevi Bursa şıkkı, motora ilk hareketi vermektir arkadaşlar. 57'deyiz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz diyor. Bir okuyalım. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürmeyle ağızdan açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Böbrek, akciğer, bağırsak, karaciğer.
hangisinde bir yaralanma olduğunu düşünürsünüz? Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? Akciğer. Bak ne diyor? Öksürme diyor. Kırmızı renkte köpüklü kan diyor. Yani senin ilk aklına gelen akciğer olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir? Kafatası eklemlerinde, hareketli eklem yerlerinde, kısa kemiğin ortasında, uzun kemiğin ortasında. Çıkıklar hareketli eklemlerin bulunduğu yerde olur. Diğer yerlerde ne olurdu arkadaşlar? Çatlak olurdu ya da kırık oluşurdu. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bunları da açıklayalım. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Dikkatli bakalım. Hangisi olacak? Ceyhan şıkkı değil mi? Bak şöyle işaretleyelim. Diğerlerini de bir hatırlayalım. A şıkkı şarj ikaz lambası. Diğeri arka cam restansı. Diğeri de yağ ikaz lambası olacaktır. Bu videonun altında aşağıda yoruma sabitledim. Araç göstergeleri ile alakalı bir video hazırladım arkadaşlar. Hem en çok çıkanları çözmüş olursunuz. Hem de araç göstergelerini öğrenmiş olursunuz. Bu videonun hemen altında. Dilerseniz bakın bu video bittikten sonra. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azimi hızı saatte kaç kilometredir? 30, 50, 70, 80. Doğru olan cevabımız 50. Ne yapıyorduk? Şöyle bir şuraya kocaman bir 50 yazıyorduk değil mi? Unutmamak için. 61. sorumuzdayız. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir. Korku, öfke, sempati, hoşgörü. Hangisine sahip olmadığını gösterir diyor baksana. Hangisine sahip değil? Denizli şıkkı değil mi? Hoşgörüye sahip değil, bize bunu gösterir. 62'deyiz. Hadi bakalım az kaldı, merak etmeyin. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Bursa şıkkı. Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla, bak sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi olacaktır. 63'teyiz. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulundurulmalı? Sürücünün hemen yanında, arka camın önünde, torpido gözünde, arka bagajda. Yangın söndürme cihazı sürücünün yanında olmalıdır arkadaşlar. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Torpido gözünde diyor. Yok artık. Hadi bakalım. Diğerindeyiz. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yer alanın uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Burada anahtar kelime var, vereceğim sana. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Bak nerede bizim anahtar kelimemiz? Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse, Allah korusun diyorduk değil mi? Hangisinin olması beklenirdi? Felcin oluşması beklenirdi. Sen bunları gördün, hemen hiç düşünme git, felci işaretle. 65'teyiz. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne adı verilir? Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı, trafik kazası olacaktır arkadaşlar. 66'dayız, yani son sorumuz. Hadi bakalım, bitti, gözünüz aydın. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Yakıt seviyesinin düşmesi, balata yüzeyinin kuru olması, lastik diş derinliklerinin azalması, motor yağı değişiminin geciktirilmesi.
Ceyhan şıkkı arkadaşlar lastik diş derinliklerinin azalması olacaktır. Şimdi 66 tane banko sorusu çözdük arkadaşlar. Kanalımızdaki o diğer soruları da mutlaka çözün. Bakın olabildiğince çok soru çözmeye çalışın. Bir de eğer ki bu video işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de paylaşırsanız ayrıca çok mutlu oluruz. Kaç yanlışınızın olduğunu aşağıya yorum bölümüne yazın arkadaşlarım. Hadi hepinize başarılar diliyorum.